2025'te emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Birçok alanda yenilikler yolda. Yeni bir yıl gelirken sosyal devlet anlayışla yeni projelerin hayata geçirileceği duyuruldu. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı resmi gazetede yayımlandı ve sosyal güvenlik alanında öngörülen reformlar dikkat çekiyor. Program, bireysel emeklilik sistemi, BES emeklilik yaşı düzenlemeleri ve esnek çalışma modelleri gibi konulara yer veriyor. İkinci Basamak Emeklilik Sistemi Bireysel emeklilik sisteminden, BES, farklı olarak, çalışanların işveren katkısı ile otomatik olarak katıldığı otomatik katılım sistemi, enin ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, tamamlayıcı emeklilik sistemi için yeni bir model geliştirilecek, ve 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES'e katılımı teşvik edilecek. Emeklilik yaşı ayarlamaları. Emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresi artışları ile uyumlu hale getirilmesi gündemde. Bu amaçla aylık bağlama sisteminde değişiklikler ve çalışanların iş gücünde daha uzun süre kalmasını teşvik edecek tedbirler araştırılacak. Esnek çalışma modeli için düzenleme geliyor. Pandemi ile yaygınlaşan uzaktan çalışma için 2025 yılında hukuki altyapı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda esnek çalışma ve bağımsız çalışanların haklarını koruyacak yasal düzenlemeler de planlanıyor. Mesleki rehabilitasyon ve bakım sigortası planı. Sürekli iş göremezlik ya da maluliyet geliri alanların yeniden istihdama katılmasını sağlayacak mesleki rehabilitasyon hizmetleri öngörülüyor. Ayrıca Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için yeni bir sigorta kolu olarak iyi bakım sigortası oluşturulması da planda yer alıyor. SGK işlemlerinde kolaylık. İşverenlerin SGK işlemlerini kolaylaştıracak bir altyapının geliştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.